Merhabalar. Hamilelikte başınıza gelebilecek en can sıkıcı durumlardan bir tanesi de şiddetli diş ağrılarıdır. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız nasıl bir yol izlemelisiniz? Müdahalede bulunmak bebek için sakıncalı mıdır? Hangi tedaviler, hangi dönemlerde yapılmalıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Diyelim ki hamilelik döneminizde ağzınızda ağrı yapmayan bir çürük fark ettiniz. Bu tür durum diş hekimliğinde acil olmayan tedavi grubuna girer ve aslında hamileliğin herhangi bir döneminde tedavi yapılmasında sakınca yoktur. Ama hamilelikte dental tedaviler için en güvenilir dönemler ikinci trimester olarak adlandırdığımız 4. ve 6. ay arasında kalan dönemlerdir. Çünkü ilk 3 ay bebeğinizin organ gelişme evresinin olduğu dönemdir ve bu dönemde muhakkak acil olmayan diş tedavilerinin dışındaki tedavilerden kaçınmanız gerekmektedir. Ve yine son 3 ay bebeğin artık anne karnında belli bir büyüklüğe ulaşmasından dolayı ve annenin koltukta rahat pozisyon alamamasından dolayı dental tedavilerden kaçınmayı uygun görüyoruz. İkinci trimester olarak adlandırdığımız bu dönemde diş dolgusu, kanal tedavisi, diş çekimi, diş taşı temizliği gibi tedavileri yaptırmanızda hiçbir sakınca yoktur. Peki diş hekiminde hangi durumlar acil grubuna girer? Diyelim ki gece ansızın bir ağrıyla uyandınız veya sabah uyandığınızda yüzünüzde birdenbire beliren bir apse fark ettiniz. Şiddetli ağrının eşlik ettiği tüm enfeksiyonel durumlar acildir ve hamileliğin hangi döneminde olursa olsun müdahale edilmesi gerekmektedir. Çünkü var olan diş ve diş eti sorunları ilerleyen zamanlarda erken doğum riskini ve düşük ağırlıklı doğum riskini maalesef 7 kat arttırabilmektedir. Burada unutmamanız gereken en önemli nokta tüm bu süreçte kadın doğum doktorunuzu bilgilendirmeniz gerektiğidir. Onun bilgisi dahilinde bir diş hekimine başvurarak dental tedaviler almanıza hiçbir sakınca yoktur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.